T24 5 dakika ekonomiden merhaba. Bugün konutla ilgili iki önemli istatistik açıklandı. Birincisi TÜİK, ikincisi Merkez Bankası'nın açıkladığı istatistikler. TÜİK'in verisine göre Şubat ayında Türkiye genelinde konut satışları düşüşünü sürdürdü. %18'lik düşüş var bir önceki yılın aynı ayına göre. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi ise Ocak ayında %7 arttı. Fiyatları gösteriyor endeks. %7'lik artış, %20 enflasyonun olduğu bir ülkede aslında konut fiyatlarının reel olarak gerilemesi anlamına geliyor. Aslında TÜİK'in istatistiğiyle Merkez Bankası'nın verisi birbirini doğruluyor. Talep arz eğrisi biliyorsunuz iktisatın temel kuralı. Bir şeyin talebi azalırsa fiyatı düşer. Türkiye'de konuta yönelik talepte ciddi bir azalma var. Netice fiyatı da düşüyor. Bunda şaşıracak bir şey yok. Ama bugünkü verilerin detaylarında önemli ayrıntılar gizli. Niye TÜİK'in verisine göre konut satışları azalıyor? En temel buradaki sebep ipotekli satışlardaki korkunç düşüş. İpotekli satışlar Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %77 düşmüş. Müthiş bir oran. Peki niye önemli %77'lik düşüş? Çünkü ipotekli satışlar banka kredisiyle yani mortgage'la İngilizceden dilimize geçen bir terimle yani konut kredisiyle yapılan satışları gösteriyor. Kredilerde biliyorsunuz satın alınan ev ipotek ediliyor. Bu da TÜİK'in verisine ipotekli satış olarak yansıyor. Orada %77'lik yani %80'e varan oranda bir daralmayla karşı karşıyayız. Bankalar kredi vermiyor. Bankalar kredi verse bile alan sayısı çok fazla yok. Çünkü faizler çok yüksek. Bu faizlerle konut almaya kalkmak gerçekten bir çılgınlık. Kalıcı bir şekilde faizlerin, konut kredisi faizlerinin kalıcı bir şekilde tüm bankalarda %1'in altına inmesi lazım. Psikolojik eşik olarak tanımlanıyor %1. Ama %1'in altına inmesi de %20 enflasyonun olduğu bir ülkede elbette mümkün değil. Çünkü bankalar çok yüksek faizlerle, işte %20'ye yakın faizlerle mevduat topluyorlar. Öteki türlü çünkü kimse parasını götürüp bankaya yatırmaz. Zaten Türkiye'de döviz hesaplarında ciddi bir artış var. 100 milyar doları geçti. Döviz hesaplarındaki artış zaten insanların TL mevduat yapmak istemediğinin bir somut işareti. Bir de onun üzerine bankalar daha düşük faiz vermeye kalksa TL mevduatları daha da hızlı bir şekilde daralır. Dolayısıyla enflasyon yüksek olduğu için faizler yüksek, yani mevduat faizleri yüksek, mevduat faizleri yüksek olduğu için mortgage faizleri yüksek. Bunun neticesinde de inşaat piyasasında, konut piyasasında çok ciddi bir daralma var. %80'lik bir daralmayla bugün TÜİK'in istatistiğinde karşı karşıya kaldık. Buradan bunu mantıki sonucuna vardırıp şunu söyleyebiliriz. İnşaat piyasasının, inşaatın, konutun canlanması için faizin düşmesi için de enflasyonun düşmesi gerekiyor. Yani bütün bunlar birbiriyle bağlantılı. Ekonomide her şeyde olduğu gibi. Konut piyasası da ekonominin diğer alanlarıyla, sektörleriyle, makroekonomik dengeleriyle yakından ilişkili. Bir başka burada önemli bir veri, bugünkü TÜİK istatistiğinde dikkatimizi çeken yabancılara yapılan satıştaki ciddi, belirgin %92, %92'lik yani %100'e varan neredeyse artış geçtiğimiz yılın aynı ayına göre. Evet, ciddi bir artış var ama yani açıkçası yabancılara yapılan satış inşaat sektörünün dişinin kovuğuna gitmez. Çünkü hepi topu 3.300 tane konut satılmış Şubat ayında yabancılara. Oysa Türkiye'deki toplam konut satışının sayısı 78 bin. 78 bin içinde 3 bin yani yabancılara yapılan satış inşaat sektörünü tek başına canlandırabilecek gibi değil. Tek çare, tekrar söyleyelim, faizdeki düşüş, onun da çaresi enflasyondaki düşüş. Yeniden görüşmek üzere.